Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz ve evet sonunda beklediğim saat geldi. Hatta belki de beklediğim değil de beklediğimiz desem daha doğru olabilir. Çünkü videoyu editlemeden önce markanın resmi distribütörü Erse Saati sitesinde saatin stoklarını bir kontrol etmiştim. Bu model tükenmiş gözüküyordu arkadaşlar. Bu arada GM2100 serisi 4 farklı renk tonunda geliyor. Hepsi de ayrı ayrı beğendim. Yeşil olanı var, kırmızı olanı var, mavi olanı da var. Hepsini tek tek denemek istiyorum arkadaşlar. Tekrardan videoyu editleme yakında bir kontrol ettiğim sitede stokları gelmiş. İlgilenenler için açıklamalar bölümünde Erse Saati'nin sitesindeki linki de paylaşacağım. Kendilerine buradan bu videomuzda bulundukları katkılarından dolayı teşekkür ederim. Umarım videomuzu da beğenirsiniz. Beğenirseniz beğeni butonu basmayı ve kanalımıza abone olmayı her zamanki gibi unutmayın. Dilerseniz videomuza buradan geçebiliriz. Saat severler tarafından Casio Oak lakabı takılan bu saatin baz modeli 2019 yılında lanse edilmişti. O günden bu yana bu modelin bir metal versiyonu çıkar mı diye bekleyenler vardı. Hatta beklemekte de kalmayıp kendileri aftermarket aparatlarla metale dönüştürecek şekilde modlayanlar olmuştu. Tabii Casio'nun kendisi yapınca bir başka olmuş. Ben de sizlere bugün GM2100 1ADR modelinin incelemesini paylaşacağım. Şimdi dilerseniz kutu açılışına geçelim. Evet, paketimiz bu şekilde geldi. İçinden de klasik G-Shock kutusu çıktı. Tabii kullanım kılavuzu da barındırıyor. Ayrıca garanti kartıyla birlikte tabii. Ve son samuray saatimiz de şimdi göründü. Üzerindeki jelatinini çıkarıyorum. Dilerseniz buradan incelemesine devam edebiliriz. Tabii bu versiyonun en büyük özelliği kasasının yani çerçevesinin paslanmaz çelik oluşu. Metalik görünümü kadranıyla birlikte spor görünümünden sonra o ilk versiyonunu anımsayacaksınız. Şık ve klas bir saate dönüşmüş. Yakından dikkatlice bakılınca maskülen görünümlü sekizgen formundaki çerçevesi yuvarlak dokunuşlarla zımparalandığını görebiliyorsunuz. Gene aynı şekilde keza kadranında da dikey bir şekilde çalışıldığını görmekteyiz. Günümüzde mekanik saatlerde bu tarz işçilikleri görmekte zorlanırken dijital saatlerde bu seviyede detay görmek oldukça sevindirici bence. Aynı detaycılığı indeks ve kadranın diğer elementlerinde de gözlemlemekteyiz. Saatimizin çapını 44.5 mm olarak ölçtüm. Lug to lug aralığı ise 49.4 mm. Kasa kalınlığı ise G-Shock'larla kıyasla ince bir kalınlık, 11.8 mm. Plastik GA2100'lerin ağırlığı 50 gramdı. Kasası metal olunca 70.8 gram olmuş. Bilekte yine çok hafif hissettiriyor diyebilirim. Silikon kordonunda yine kadranında ve kasasında olduğu gibi tırtıklı yapısıyla biraz daha detay eklendiğini görüyoruz. Kordonu arkasındaki aralıklı boşluklarıyla bileğe takılında rahat hava sirkülasyonu sağlamak istenmiş. Hem kadran için LED ışık 1,5 saniye veya 3 saniye olmak üzere seçilebilir aydınlatma süresiyle hem de dijital ekran için ayrı bir LED ışık barındırıyor. İbreleri de ayrıca parlıyor. Tabii G-Shock'ların en büyük özelliği olan darbeye dayanıklı bir saat. 200 metre su geçirmezlik özelliği var. 48 şehir, 31 zaman dilimini gösteren bir dünya saati. 1/100 saniye hassasiyetinde bir kronometre. Ayrıca timer'da olan yani geri sayım yapabilen bir saat. 5 adet günlük alarm kurabileceğiniz 2099 yılına kadar otomatik takvim Japon mekanizma. Analog 2 adet kolu, saat, dakika, ay, tarih gösteren dijital fonksiyonelleri var. Pil ömrü yaklaşık 2 ile aslında 3 yıla yakın diyebiliriz. Mineral cam kullanılmış. Dilerseniz bir de saatin temel özelliklerini göstererek bir kurmaya çalışalım birlikte. Öncelikle dijital ekranımızın önünü kapatan ibrelerini daha net bu bölgeyi görüntüleyebilmek için ekran önünden bir uzaklaştıralım. Bunun için de saat 10 yönünde adjust yazan butona ekranda set yazısının belirlenmesi bitene kadar basalım. Hop, ibreler gördüğünüz gibi yolumuzdan çekildi. Daha sonra da bulunduğumuz şehre göre ayarlayalım. Bunun için de saat 2 önündeki butona basacağız. Şu an İstanbul Moskova ile aynı saat diliminde olduğu için onu seçeceğim. Daha sonra da devam etmek için mod tuşuna basacağım.
Buradan 12'lik mi yoksa 24 saat şeklinde mi saati görüntülemek istiyorum, onu seçebilirim. Mesela öğleden sonra saat 4 ise 4'ü sayı olarak göstermek yerine aslında 16.00 göster gibi. Tekrar moda basıyorum. Buradan devam ediyorum. Buradan saniyeyi resetleyebilirim. Zamanı ayarlayabilirim. Mod tuşuna bastıkça saat ile ilgili değiştirmek istediğim elementler değişiyor. Saati değiştirmek için ise saatin dijital görüntüsünü üzerine geliyorum. Yanıp sönmeye başladı gördüğünüz gibi. Buradaki değeri azaltmak için saat 2 yönündeki butona, arttırmak için de 4 yönündeki butona basıyorum. Sonra da dakikayı ayarlamaya geçiyorum. Yine aynı şekilde 2 yönündeki butona basıp azaltabiliyorum. 4 yönündeki butona basınca da arttırabiliyorum. Saati 16.21 olarak kurdum. İşim bitince de 2 yönündeki adjust butonuna basıp ibrelerin bu eşsiz dansını izliyorum. Dijital göstergenin dışında saat 9 yönünde de günü gösteren bir göstergesi var. Oldukça şık bir model. Açıkçası DW5600BB referans numaralı siyah mat bir G-Shock saatim var. Onu dayanıklılığından dolayı spor veya yağmurlu günlerde kullanıyordum. Bu saat daha stil bir model olmuş. Daha farklı özel durumlar için de kullanabilirim. Görünümü zarif bir saat olmuş çünkü. İlgilenenler için açıklamalar bölümünde saatin linkini paylaşıyor olacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna basıp kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sayonara.